öncelikle vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Her yıl e, kışın başlangıcında nedense ülkemizde e, karbon monoksit zehirlenmesi, gaz kaçağından dolayı bu doğalgaz patlamaları yaşıyoruz. Her yıl böyle yaşayarak devam ediyoruz. E, bir an evvel önlemlerini almamız gerekiyor. Bugün Çorum'da yaşandı, yarın Kayseri'de ya da başka bir şehirde yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden öncelikle tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Doğalgaz kaçağı neden olur dersek işte e, bir kaçak ver ve bundan dolayı patlama meydana geliyor. Bu kaçaklar e, yetkili kişilerin bakım yapmadığından dolayı olabiliyor. Cihazlarda meydana gelen arızalardan dolayı olabiliyor. Veya bu gaz kaçağını gösteren e, sensörlerimizin gaz alarm dedektörlerimizin olmadığından kaynaklanıyor bu patlamalar. E, bunların önlemini almamız gerekiyor. Vatandaşlarımız e, eskiden hep tüp gazla alışıklar. Tüp gaz kaçağında e, o gaz hep yere birikirdi. Ama doğalgaz öyle değil. Doğalgaz havadan hafif olduğu için sürekli yukarıya doğru gitmek isteyen ve yukarıya biriken bir gaz. Bunun en alınması gereken tedbirlerden bir tanesi havalandırmanın olması gerekmektedir. Bu e, menfez dediğimiz e, yerden bu doğalgaz kullanılan doğalgazlı cihazların olduğu yerde yukarıda bir şekilde menfezin olması gerekiyor. Ve bu menfezlerin açık olması gerekiyor. E, bu e, gaz kaçağında doğalgaz yukarı biriktiğinden dolayı e, menfezlerden doğalgaz boşaltılacaktır. Herhangi bir sıkışma meydana gelmeyecektir. E, ve e, bu gaz kaçağını da önlemenin yollarından bir tanesi de yine e, gaz e, işte doğal gazlı cihazlarımızın bakımlarını yetkili firmalara yaptırmamız gerekiyor. Merdiven altı firmalarla uğraşmamamız gerekiyor bu konularda. Yine gaz alarm dedektörlerimizin çalışır halde olması gerekiyor. bir de vatandaşlarımız hep şunu yapıyorlar. Doğalgaz kurulumundan sonra herhangi bir şekilde bir tadilat yapılıyor. Kombinin yeri değişiyor, ocağın yeri değişiyor. Bunların mutlaka tadilat projesinin yapılması ve tadilat projesinden sonra da yine gaz kaçağının denetlenmesi gerekiyor. Bunları Bunlar yapıldığı takdirde ve özellikle dediğimiz gibi bu havalandırma menfezleri e, kullanılıyor. Bunlar e, sürekli açık tutulduğu takdirde herhangi bir patlama meydana gelmeyecektir. Herhangi bir e, açık alan kaçacak, kaçış yapacak bir alan bulamadığı için orada bir sıkışma meydana geliyor. Bu sıkışmadan sonra orada herhangi bir elektrik kıvılcımından e, basit bir telefon kullanımında bile bu kıvılcım buradaki patlamaya sebep olabilir. Kesinlikle doğalgaz kaçağı durumunda gazı ana vanadan kapatıp herhangi bir elektrik aksamıyla açıksa kapatmamaları gerekiyorsa kapalıysa da herhangi bir gaz kaçağını görmek için açmamaları gerekiyor. O noktada elektrikli telefon dahil herhangi bir cihazın kullanılmaması gerekiyor. Çünkü o sıkışmış gaz e, oksijenle bir arada ve en ufak bir kıvılcımda patlayacak durumdadır.